Harun Zengin çalışmak için gittiği Cezayir'de esrarengiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Fabrika yetkilileri kalp krizi geçirdiğini öne sürdü. Ailesi ise ölüm şeklinden şüphelendi ve talihsiz adamın üniversite öğrencisi kızı hukuk mücadelesi başlattı. Fabrikadan kamera kayıtlarını istedik, vermediler. Benim babam öldüyse eğer orada gerçekten çalışmaktan öldü. Canından çok sevdiği babası öldü mü, öldürüldü mü? Bir aydır bu sorunun cevabını arıyor. Kalp krizini tetikleyecek bir şey olduysa veya kalp krizi olmadıysa babam orada öldürüldüyse... Üniversite öğrencisi Melody Zengin'in babası Harun Zengin 3 yıl önce Cezayir'e gitti. Bir demir çelik fabrikasında elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Daha iyi şartlarda yaşayabilmemiz için Cezayir'e gitti. Ve oraya gitmesinin tek sebebi geçinebilmekti. Her hafta vardiyası değişiyordu. Ben görüyordum, eriyordu babam karşımda ama çalışmak zorundaydı. Ancak fabrika iddiaya göre maaşları uzun bir süre ödemedi. Para gönderemediği zamanlar oldu. Kendisinin orada aç kaldığı zamanlar oldu. Genç kız bir ay önce TYT sınavına girdi. Çıktıktan sonra da babasını aradı. Baba kızın son konuşması da o oldu. Çünkü o günden sonra babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldı. Onu şüpheye düşürense ölüm haberini fabrika yetkilileri yerine olayla alakası olmayan birinden almasıydı. Cenazesini almamız 7 gün sürdü. Her yere aradık, her yere dilekçe verdik, her yere yalvardık. Genç kız ve ailesi Harun Zengin'in ölümünü şüpheli buldu ve fabrikadan kamera görüntülerini istedi. Ancak fabrika vermedi. Bunun üzerine sır perdesinin aralanabilmesi için savcılığa suç duyurusuna bulundular. Savcı ise bize ancak otopsi sonucu çıktıktan sonra kamera kayıtlarını isteyebileceğini söyledi. 3 ay sonra otopsi sonucu çıktıktan sonra bu delillerin karartılacağını düşünüyoruz. Gerçekten kalp krizinden mi öldü yoksa öldürüldü mü? Genç kızın tek isteği gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılması. Ben bu davanın peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Tüm kurumları, tüm kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını bu davayı sahiplenmeye davet ediyorum.